Oğlular Eğitim Kurumları Genç Vizyonu sunar. Evet efendim merhabalar ben İsmail Yolcu. Genç Vizyon programında yine sizlerleyiz. Ülke TV Ankara stüdyolarında çok önemli konuları, çok önemli konukları ve hatta üniversiteleri 2023 tercih döneminde sizler için ağırlıyoruz. Daha önce biliyorsunuz Pamukkale Üniversitesi'ni ağırlamıştık. Sevgili hocamız Profesör Doktor Ahmet Kutlan Sayın Rektörü aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi'ni çok keyifli zaten kendisinin de o samimiyetiyle güzel bir Denizli turu yaptık. Denizli'den başladık. Sonra Pamukkale Üniversitesi kampüsünü tek tek bize anlattı. Büyük bir heyecanla ama orada fark yaratan biliyorsunuz bir fakülte var efendim. Tıp Fakültesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bugün de oranın başındaki kişi. Profesör Doktor Osman İsmail Özel hocamız kendisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Sağ olsun onunla da biraz önce tanıştık. Yine elektriğimiz, enerjimiz hemencecik uyuştu. Çok keyifli bir söyleşi sizi bekliyor. Sizlerin tek yapması gereken Instagram bonus hoca üzerinden az önce sevgili hocamla benim paylaşımın altına sorularınızı, görüşlerinizi ama özellikle tıp isteyenler, özellikle sağlıkla ilgili hedefi olanlar, özellikle sadece lisans değil, ön lisansla da ilgili sorularınız, merak ettiğiniz konular vardır. Sevgili öğrenci adayları, sevgili kıymetli anne babalar, Lütfen Instagram bonus hocadan soruları gönderiniz. Hemen burada hocamız sizler için yanıtacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum biz bana teşekkür bu imkanı ederiz. verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Pamukkale Üniversitesi'ni sizlerin sayesinde biz de çok yakından tanıyoruz. Evet. Ama söz verdik bu da kayıtlara geçsin. Evet. 2023 Eylül'de okullar açılıyor 11 Eylül. Eylül, bilemedik Ekim'de inşallah Pamukkale ile buluşuyoruz evet, hocam. Evet, bu sözünüz benim için çok Şu önemli. Şu anda Evet, hocam. çok evet. teşekkür ediyorum. Sizi e, bekliyor olacağız. İnşallah. Büyük bir hasretle. Çok teşekkür ederim hocam. isterseniz kısaca Profesör Doktor Osman İsmail Özdel kimdir? Hı hı. Onu alalım. Sonra Pamukkale Üniversitesi hakkında böyle minik spot bilgiler verelim. Ara ara zaten hep veriyor olacağız. Tanıtım filmi ekrana gelecek, ama sizinle ilgili özel konu başlıklarımız var. Anlık olarak da biz organik bir programımız. Hemen size soruları ileteceğim. Buyurun lütfen. Ee, sevgili İsmail Hocam, ben herhalde benim en önemli özelliğim Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk asistanlarından olmam ve yaklaşık 30 yıla yakın bir süreyi bu üniversitenin Tıp Fakültesi'nin bir öğretim önce asistanı, sonra hocası olarak geçirmem ve şimdi asistanı olarak başladığım bu Tıp Fakültesi'nin en üst kademesinde dekanı olarak görev yapmam bu benim da, için da, çok büyük bir şeref. Bu da ayrı evet. bir keyif, ayrı bir özellik Kesinlikle. Değil hocam? çok çok büyük bir keyif bir asistan olarak başladığınız bir fakültenin dekanı olmak çok büyük bir keyif. O yüzden de başta direktör hocam olmak üzere çok müteşekkirim çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili hocam. Pamukkale Üniversitesi'nin birçok fakültesi var. Hepsi birbirine kıymetli. Evet. İki yıllık ön lisans bölümleri var ama... Bu, özellikle gençler son dönemde daha bugün onlarca öğrenciyle karşılaştım. Önceki yıllara nazaran pandemiden sonra bir dönüşüm yaşanıyor gençlerde. Daha çok mühendislik alanına gidiyorlar. Evet. Daha çok bilgisayar, daha çok yazılım ama bazı öğrenciler var ki hocam ne yaparsa yapsın etraftakiler onun gönlünde o öğrencinin tıp fakültesi var. Bunu özellikle soruyorum. Her gördüğüm dekana, her gördüğüm hekime özellikle soruyorum. Hocam bir öğrencinin puanı tutuyor diye tıp fakültesi yazmalı mı? Ya da kimler kalbinde, yüreğinde hangi insani özellikler olan öğrenciler tıp fakültesini tercih etmeli? Evet bu çok güzel bir soru İsmail Bey. Gerçekten hani e, yüksek puan almış olabilir bir öğrencimiz ama öncelikle insanı sevmek, insanı anlamaya dair çaba gösterebilme kapasitesine sahip olmak ve sabırlı olmak. Bu hasletler Tıp fakültesi için olmazsa olmaz koşullar. Çünkü insan dediğiniz şey biliyorsunuz ki bu dünya insan üzerine yaratılmış bir dünya e, dünyanın en kutsal e, varlıklarından Kesinlikle bir doğru. tanesi ve, e, hata kabul etmeyen bir yaratık insan. E, onun için de e, onunla uğraşan kişinin hatasız götürebilmesi. Aynı ben şöyle ifade ediyorum öğrencilerime de, tıp hekimi iğne oyası inceliğiyle e, hareket etmelidir. E, ve e, hata götürmez bir mesleğe sahip olduğu için de çok büyük bir sabır, özen ve insanı anlama ve anladığını da gerçekleştirme adına çok özenli olması gerekiyor. Yani sadece yüksek puan yetmiyor. İnsanı sevmek, anlamak üzerine bir iç isteğinin varlığı şart. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Peki hocam sizin bir özelliğiniz var. Bunu sevgili hocam Ahmet hocam sayın rektörümüzle konuşurken zaten ilk tanıştığımızda onu da özellikle altını çizmişti. Şimdi biz de Türkiye'de hep bazı pozisyonlar, bazı durumlar öncelenir. Mesela üniversite sınavına bütün herkes odaklanır. Üniversite tercihi oysa sınavdan daha önemlidir. Orası ıskalanır. Üniversitelerin başarı puanları tercihte önemsenir. Oysa o girdilerden ziyade çıktılar. Yani tuz başarıları evet. çok daha önemlidir. Yük Atlas'ı incelediğimizde kıymetli rektörümüzle yaptığımız sohbetler neticesinde sizinle de az önce teyitleştik hocam. Öyle bir skor var ki hocam yani öğrencileri alıyorsunuz belli bir başarı sırasından girdi bambaşka çıktı bambaşka bu rakamları da sizden alalım. Evet. Orada ne oluyordu hocam öğrenciler ilk 50'de ilk 100'de oluyor o başarının sırrı Evet. Şimdi İsmail Bey sevgili rektörümün çok sevdiğim bir cümlesi var der ki Dünyada bir tek Pamukkale var. Bir tek de Pamukkale Üniversitesi var. Bu tekliği, en önemli özelliği de bizi tek yapan en önemli özellik de özellikle tıp fakültesi olarak aktif eğitim dediğimiz probleme dayalı öğrenim sisteminin şu anda Türkiye tıp fakültelerinde tüm kurullarıyla ve kurallarıyla uygulayan yegane fakülte olmamız. Bu taviz yok diyorsunuz hiç eğitimine. taviz yok. Bu çok önemli. Şimdi e, hepimiz biliyorsunuz tüm tıp öğrencileri işte klasik sistem, modüler sistem birçok sistemle yetişmekteler. Ancak e, büyük amfilerde çok sayıda öğrencinin ders dinleyerek ve dinlediği dersi uygulamaya sokarak öğrendiği e, bir sistemle 10-12 kişilik öğrencilerin e, başlarında bir e, öğretim üyesinin e, liderliğinde, bir e, aktif eğitim sistemiyle yani senaryoya dayalı o senaryodaki e, gelişen olayları e, irdeleyerek ve e, lider analizi gibi tabii ki liderlik yapan öğretim üyesinin de onlara yol göstermesiyle sentez analiz yeteneklerini geliştirerek öğrenmeleri çok önemli bir etki yapmakta. Burada aslında birazcık da bu vesileyle tiyatral bir e, durum söz konusu. Kesinlikle. Bu aynı zamanda hekim adaylarının iletişim becerisine de yönelik Kesinlikle. bir yükleme midir aynı zamanda? Aynen öyle. Çünkü bu sistemin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi de iletişim becerileri dediğimiz bir eee altyapının oluşması. Bu yapıda örneğin bizler özellikle psikiyatri anabilim dalının öğretim üyeleri burada aktif rol oynuyorlar. E, örneğin kötü haber verme ölüm haberini verme, acil hastaya yaklaşım, bütün bunlar psikodrama teknikleriyle çocuklarla çalışılıyor. Ve çocuklar bunları, öğrencilerimiz bunları daha sonra gerçek hastayla karşılaştıklarında önceden deneme fırsatını bulmuş Hocam, oluyorlar. Mü mü Bu müthiş. çok hoş bir durum. Yani bir anda o tarihi Pamukkale'de böyle asıllar önceki, bir sürü tarihi kalıntılar evet. var ya sanki o dönemlerden bu tarafa yansıyan bir şey. Onda Ahmet Hocam özellikle bahsetmişti bu konuyu. Peki hocam. E... Ha, şeyi söylemeyi unuttum onu hemen gireyim. Buyurun. O sıra çok önemli bizim için. E, biz e, üniversite sıralamasında. E, ha, bizim 15 asıl bin... sorumuzun evet, cevabı evet, hocam. Evet, arada bu, bu arada kaynamasın <laughs> isterim İsmail Bey önemli çünkü. Biz 69. sıradan alıyoruz. E, sıralamada, sıralamada evet. Ama biz TUS sınavında öğrencilerimizi uzmanlığa 14. sıradan veriyoruz. İşte bu bizim Gerçek öğretim başarı. üyemizin, öğrencilerimizin tabii en başta ve sistemimizin başarısıdır. Bunu çok önemsiyorum. Müthiş. Sevgili izleyiciler duydunuz. Girişteki başarı sırasının kaç kat yukarısından mezun veriyor. Bence tıp fakültelerini en çok bize sorarsınız ya tercih döneminde her gün soruluyor. Hocam o üniversite mi bu üniversite mi? Birinci kriter Gök Atlas'ta mevcut. Hatta tercih edeceğiniz üniversitenin dekanından oradaki bütün akademisyenlere kadar soracağınız ilk soru. Peki en çok sorulan bir başka soru. Hocam İngilizce mi okuyalım, Türkçe mi okuyalım? Çok böyle ortada gelip gidiyor öğrenciler. Bir de bu konuyu Şimdi, sizden e, alalım hocam. Ben e, Türkiye'de e, hekimlik mesleğini icra edecek öğrencilerimizin... Mutlaka e, Türkçe e, kaynaklarla haşır neşir olmasını önemsiyorum. Ama tıp şu anda biliyorsunuz ki e, İngilizce olmadan asla e, ilerlenemeyecek bir alan. Kişinin kendini güncellemesi, evet. yenilemesi için şah... İngilizce mutlaka ve mutlaka gerekiyor. Yani makaleyi e, okuyabilmesi, anlayabilmesi, makaleyi uluslararası alanda e, yazabilmesi için İngilizce bilgisi olmazsa olmaz koşul. Ancak şunu da görmekteyiz ki hasta ilişkisinde, hasta iletişiminde mutlak surette de Türkçenin hele hele bizim ülkemizde hekimlik mesleğini icra edecekse iyi bir Türkçenin, Türkçe iyi bilmenin de çok büyük önemi var. İlişki kurabilme, iletişim kurabilme, hastayı anlayabilme. Bir, bir tıp öğrencisinin bunları da e, başarması gerekiyor. Teşekkür ederim. Gelen ilk sorulardan bir tanesi hemen Pamukkale Üniversitesi ile ilgili hemşirelik istiyorum. Mesude. Hı hı. E, Mesude'cim hemen şöyle canlı yayında çaktırmadan hocam anlatırken bakıyorum. E, 286 binle Pamukkale Üniversitesi hemşirelik gelme ihtimali çok düşük. Çünkü genel hemşireliğin de arkasında ki Pamukkale Üniversitesi çokça tercih ediliyor. Ee, yapman gereken yine Pamukkale Üniversitesi'nde başka bölümleri sağlıkla ilgili. Şimdi Meslek da, yüksek okulları olabilir. Özellikle ön lisansla ilgili evet. birçok çok kaliteli bölüm var. Hatta Kesinlikle. iş bulma oranı çoğu lisans bölümünden de daha hızlı. Ve yine biliyorsun ki sevgili Mesut'e meslek yüksek okullarından e, mezun olduğun zaman dikey geçişte hemşireliğe de geçme fırsatım var. Hocama da buradan hemen yöneliyim. Hocam şu anda tabii biz hem tıp fakültesini konuşuyoruz ama sizin meslek yüksek okullarında da evet. oldukça nitelikte eğitim sunuyorsunuz. Kesinlikle. kesinlikle. Şu mu sorsam hocam Pamukkale Üniversitesi hastanesi kaç yataklı? 850 yataklı bir bölge hastanesi. Müthiş. Çok büyük bir hastane. Şöyle söyleyeyim İsmail Bey günlük giriş sayısı 8000. 8 bin, İnsan bin kişi, gelip kayıt bir altında. günde evet kayıt altına alınıyor ve çeşitli işlemler. Şimdi hocam, ben 850 yataklı bir hastaneyi yeniden inşa ettim, kuruyorum. Oranın sahibi sizsiniz. Ee, şüphesiz ki e, doktor, başhekim onlar tamam. Bunu öyle bir e, senaryolaştıralım ki hangi branşlarda e, tıp fakültesi dışında? personeli ihtiyacımız var. Mesela e oransal olarak buradaki amacımızı hı hı. bu vesileyle hem de lisans hem de ön lisans tercihi yapacak olan öğrenci adaylarına da bir yol haritası çizelim, simülasyon evet. yapalım. Şimdi e, branş şimdi, olarak evet sevgili İsmail Bey bizim en büyük yardımcılarımız tabii ki hemşireler biliyorsunuz hemşirelik ve ebelik bölümleri tabii. olmazsa olmaz. Kesinlikle. Arkasından hemen ATTLer e, özellikle acil yardım ekipleri. Hemen arkasından tıbbi sekreterler. Olmazsa olmaz e, yine. Sayısal bazda yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya. Sevgili hocama lütfen Hı. dikkat edeyim Bu bölümü de özellikle ben keseceğim akşam Instagram'dan paylaşacağım. Evet, bunlar e, olmazsa olmaz yine bizim destek elemanlarımız. Bunlara çok fazla ihtiyaçlarımız var. Tabii hemen arkasından odiyologlar, e, yine daha e, teknik anlamda destek birimleri, perfüzyonistler, anestezi anestezi teknisyenleri, fizik terapi. tedavi teknisyenleri, fizyoterapistler, radyoloji teknisyenleri bunların hepsi Bizim için olmazsa olmaz ve bir hastanenin e, ana yapı taşlarıdır. Harikasınız. Sevgili gençler az önceki açıklamayı lütfen kaydedin, notunuzu alın. Çok önemli bir soruydu. Peki hocam bu arada bu saydığınız bölümler Pamukkale Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulları'nda evet, mevcut. Meslek Yüksek Okulları ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Bu çok önemli. Bir de e, sevgili rektörümüz anlatmıştır bir önceki programda biz e, fizik tedavi yüksek okulumuzu fizik tedavi fakültesine dönüştürdük, fizyoterapi fakültesine. Yani bu da çok önemli bir unsur ve 4 yıllık e, lisans mezunları veriyoruz. Ben bu önümüzdeki 15 yıl içinde en çok ihtiyaç duyulan branşın kesinlikle FTR olacağına inanıyorum. Evet. Cep telefonu teknoloji hareketsizlik neticesinde maalesef çokça Hemen İşimiz ekleyeyim düşüşecek. iki gün önce de sayın rektörümüzün büyük çabalarıyla e, fizik tedavi rehabilitasyon merkezimizi Karahayit'te çok önemli bir merkez İsmail Bey. Şu anda Türkiye'deki en önemli merkezlerden ve biz e, dünyada bu alanda söz sahibi olacağımıza inanıyoruz. Düşünsenize de, Pamukkale gibi bir e, termal bölgede Kesinlikle. bir termal e, hastanenin varlığını. Müthiş. Hocam, Türkiye'nin ilk akredite olmuş 8. fakültesinden birisi de sizin değerli fakülteniz. Evet. Başka şimdi bu çok önemli bir şey. Akreditasyon Türkiye'de maalesef yeni yeni artık konuşuluyor. Birçok Avrupa ülkesi çoktan eee yol aldı evet. ama Türkiye'de öğrenciler artık soruyorlar. Akredite edilmiş mi, edilmemiş mi? Ne oluyor yani Pamukkale Üniversitesi akredite edildiyse öğrenciye hangi artıları sağlıyor? Şimdi akredite olmak bir kere standartizasyonu getiriyor İsmail Bey. Yapılması gereken yani sizin müfredatınızda olması gereken yeterlilikler var. Bu yeterliliklerin öğrenciye sunulup sunulmadığı, öğrencinin bunu ne kadar aldığı, bunun geri bildirimlerle ne kadar desteklendiği, laboratuvarlarınız, Mesleki beceri laboratuvarlarınız, diğer laboratuvarlarınız, bunların e, hizmetteki yeri, e, eğitiminizin kalitesi, bütün bunlar bir standarizasyona uğruyor ve bu standarizasyon da size yukarıya çekiyor. Yani çalışmak zorundasınız. Size şöyle bir örnek Lütfen vereyim. Hocam. Biz bu dönemde reakrette olduk. Yani e, tam da şu döneme denk geldi şöyle söyleyeyim size 15 kişilik bir ekip benim bir ekibim bu e, amaçla oluşturulmuş bir ekip 2 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak gece yarılarına kadar raporlarını hazırladılar ve reakreditasyon için e, TEPTAT'a e, tekrar gönderildi ve bu rapor onaylandı. Hani öyle çok basit bir iş değil akredite olmak e, çok da önemsiyorum. Bence Türkiye'de artık bütün fakültelerin sadece tıp fakültesinin değil Akret'te olarak eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor çünkü o, hani ben yaptım oldu anlayışından artık çıkmamız evet. gerekiyor. E, şüphesiz hastane bir üniversitenin bir tıp fakültesini tercih ederken Hı -hı. en öncelikli dikkat edilecek konulardan bir tanesi de hastaneye sahip olup olmaması Kesinlikle. ki sizde 850 yataklı bir hastane var. Bir de akademisyen nitelikli akademisyen diyoruz. Sizden zaten şüphemiz yok ama e, oradaki oran nasıl? Kaç öğrenciye Beş öğrenciye, beş öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor? Ciddi misiniz hocam? Evet. 5 öğrenciye. Evet. Yani birazcık VIP gibi mi olmuş oluyor e, Valla e, bu konuda iddialıyız. Hocam benzer sayılar Devlet üniversitelerinde ki, genelde... ki noktum. rektör rektör hocamı bazen şey yapıyorum hocam biz aktif eğitim yapıyoruz. Bu sayıları arttırmayalım bir şekilde diye o da benimle birlikte Aslında uğraşıyor. Şu andaki bu sorunun cevabı 5 öğrenci bir akademisyen sizin üniversitenin başarısının arkasındaki en büyük evet. etkenlerden birisi. Peki başka hangi sayıları söyleyin desem hocam? Hani tustaki evet. çarpıcı bir rakamdı. 64'ten evet. girip 15 Beş öğrenciye bir akademisyen başka böyle manşetlik neler ee, var İsmail hocam? Şimdi İsmail Bey çok önemsiyorum. Örneğin iki tane 24 saat açık 4200 eserin olduğu artı bütün online veri tabanlarına bağlı iki adet kütüphane var. Çok önemsiyorum. Bir kütüphane kafemiz var. Çok önemsiyorum bunu. Onun dışında son derece gelişmiş laboratuvarlarımız var. Ee, gelince sizi gezdireceğim inşallah, i̇nşallah. Ee, Teknik altyapımız çok iyi ee, Örneğin tıp öğrencilerin en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi Kadavranız var mıdır sorusudur size çok geliyordur Biz O de benim fena... sorularım arasında vardı hatta evet. e, adettendir Genelde üniversiteler evet. gençler bilmiyor olabilir her kadavranın da bir ismi olur Kesinlikle bizde kadavra çok fazla çünkü ilgili anabilim dalımız anatomi ana bilim dalımız bağış sistemlerini çok iyi çalıştırıyorlar ve gerçekten kadavra bağışında da Türkiye'ye örnek bir fakülteyiz. Hatta bu konuda biraz acı da olsa bir örneği paylaşmak Lütfen isterim. Hocam. Bir öğretim üyemiz kendisini kadavra olarak bağışlamıştır. Bu da bizim tıp fakültemizin bir örneğidir. Yani, e, kendisini rahmetle, minnetle minnet anlıyor. Mekanı cennet olsun. Müthiş Abi, bir şey kısır. yapmış. Arada hemen sorular geliyor. Arzu Urcuk. Merhaba. Sıralamam. Türkiye 29 birincisi. Okul birinciliğim var. Pamukkale Üniversitesi tıp gelir mi? Kesinlikle değerlendir ama Pamukkale Üniversitesi tıp fakültesini değerlendir. Sevgili Arzu, okul birinciliği kontenjanından tercih yapmak demek 24 tercihinin 24'ünü sakın okul birinciliğine güvenerek yapma. Benim önerim 5-6 adet en fazla okul birinciliği tercih, yap. Pamukkale Üniversitesi'nde şu anda izliyorsun en üst sıralarda yer ver. Onun dışında bir öğrenci çok ilginç bir soru sormuş. Bunu da hazır siz varken sorayım. Öğrencinin adı mahla kullanmış onu okumayacağım. Esra. Hocam hemşireliğin belirli sınavlarla tıpa geçişleri varmış diye duydum. Hemşirelikten tıpa geçiş var mıdır? Bu konuyla ilgili hocamızdan bilgi alabilir miyim? Birinci hı hı. E, cevap şöyle vereyim. Onda sevgili öğrencim bazı üniversitelerde diş hekimliğinin müfredatı diyorlar ki tıp fakültesiyle ilk iki yıl aynı. Sonra da diyorlar ki bizim üniversitemizi tercih edersen aynı üniversite çatısı altında 2 yıl sonra geçiş yapabilirsin ama onun bir tane kuralı var. Yerleşme olan yıl yani 2023 yılında sen diş hekimliğine geçtiğin zaman ya da hemşireliğe geçtiğin zaman Puan. Türkiye'deki öğrenci alan en arka sıradaki tıp fakültesinin en sonuncu öğrencisinin puanının yüksek olması Aynen. lazım. Bu olmadan mümkün değil. Bununla ilgili sizin bir ilaveniz evet. var mı? Yok ekleyeceğim bir şey yok. Bu söyledikleriniz doğru. Bununla ilgili şöyle bir açıklama daha düşeyim. Sevgili gençler bazı ülkelerde bu Orta Doğu ülkesi olabilir. Avrupa olur. Kuzey Avrupa olur. Bazı ülkelerde tam bu tercih dönemlerinde tıpla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Yani ticari reklamlar yapılıyor. Yükün. O üniversiteyi, o tıp fakültesinin denkliğini verip vermediğinize ilgili bakımı çok can yakan bir konu. E-Devlet üzerinden böyle bir sistem var. Girin hangi ülke, hangi üniversite tıp fakültesi gelin sınavsız diyorsa sakın 30'a düşmeyin diyoruz. Çok önemli sevgili İsmail Bey, çok önemli. Sonra çok mağdur oluyor çok oku, öğrencilerimiz. Hocam. Hukuk Bunun ve tıp maalesef çok, çok can yapıyor. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Hocam Pamukkale Üniversitesi'nin konuk alınca tabii sorular hep oradan geliyor. Başkaca bölümler de var. Şöyle bir genel fakülte bazlı ve bir de yurt imkanı ha, çok soruluyor. Evet, Özellikle evet. tıp eğitiminde TUS gibi zorlu bir sınav evet. var hocam. Hem yurdu sorayım. Hem de sonuçta tıpa gelen öğrenciler TUS'a hazırlanacaklar. O TUS'a hazırlık döneminde var mı desteğiniz? Tabii ki var. Şimdi önce yurttan başlayalım. Lütfen. Bizim kampüsümüz sevgili İsmail Bey geldiğinizde tabii ki çok güzel anlayacaksınız. Şehrin merkezinde ve ulaşımı çok rahat bir kampüs. Ve yurtlarda özellikle kız öğrenci yurdu kampüsün içinde. 12 bin kapasiteli bir yurdumuz Herhangi var. Herhangi bir ulaşım aracı vesaire? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. ihtiyaçları yok. Ama erkek öğrenci yurdu tek bir ulaşım aracıyla rahatlıkla gelebiliyor. Hatta birçok öğrencimiz yürüyerek geliyorlar ki biliyorum sabahları yürüyoruz hocam o kadar da problem değil diyorlar. Bunun dışında Denizli'de yaklaşık 2500 kişilik bir özel yurt olanağımız var. Bunun dışında Denizli'de belki daha önce duymuşsunuzdur bir apart sistemi var. Evet çok çok çok. Öğrenciler bundan çok fazla yararlanıyorlar ve özellikle kampüsün bulunduğu kısımda. Kınıklı mevkiidir orası Denizli'de. Orada çok sayıda apart var. Birçok öğrencimiz 3 kişi, 5 kişi bir araya gelerek bundan da yararlanıyorlar. Harika. Peki TUS'a hazırlık evet. desteği? Şimdi TUS bizim için çok önemli. Ee, bu sene e, iki defa yaptık, yani, geçen sene aynı şekilde ve e, biz TUS deneme sınavları yapıyoruz. Bu TUS deneme sınavları e, öğrencileri motive etme anlamında oldukça önemli bir fonksiyon görüyor. Bunun dışında bu sene e, önemli bir e, organizasyon daha geliştirdik. E, Ege Ünivers e, bölgesindeki 6 Tıp fakültesi ile birlikte yaptık bu TUS deneme sınavını. Yani öğrencilerimizin bu konuda Tusa motive olmaları konusunda biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Zaten eğitim sistemimiz sentez ve analize yönelik olduğu için öğrencilerimiz belli bir taban eğitimle belli bir noktaya geldikleri için üzerlerine sadece işte Tusa yönelik biraz çalışma yapmak kalıyor ki onu da e, başarıyorlar. E, kütüphanelerimiz 24 saat açık. Sevgili rektörümün bana bir sözü var. E, bu e, bu sene onlara geceleri de e, işte çorba ikramı gibi bir şeyi vereceğiz. Ahmet Hocam, evet. Evet. şimdi kısa A Ahmet bir ara verelim, böyle bir, e, ara verelim. Var. belki reklam arası Ahmet Hocam'ı arayıp evet. rezervasyon <laughs> yaptıralım, çorba rezervasyonu. Evet. Genç vizyon devam ediyor efendim. Sorular Instagram'dan geliyor. Hem Pamukkale Üniversitesi hem sağlıkla ilgili kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz. Efendim genç vizyon devam ediyor. Instagram bonus hoca üzerinden sorular yağıyor. Pamukkale Üniversitesi konumuz e, çok keyifli bir söyleşi az önce tanıklık ettiniz. Aynı hızla devam edeceğiz. Profesör Doktor Osman İsmail Özden kendisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı. O kadar çok soru var ki hocam tıpın dışına çıkayım. Bir de e, diğer fakülteleri de haksızlık etmeyelim. Yarın Tabii. oraların dekanları ben Pamukkale'ye gelince <laughs> önümü kesmesinler. Başka hangi fakülteler var hocam? Onlar da öğrencileri duyup hemen araştırmaya başlasınlar. Şimdi 19 fakülteden oluşan artık büyük bir üniversite. Geçen yıl 30. kuruluş yılımızı kutladık. Maşallah. Bu bizim için çok önemliydi. E, tabii ki hemen sayalım. E, bildiğiniz hemen hemen her fakülte var. Diş hekimliği fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, e, Teknoloji Mühendislik Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Hukuk Fakültesi. E, i̇ktisat İdare İşletme, e, İktisat Fakültesi, Fen Fakültesi, Toplum Bilimleri Fakültesi, e, saymadığım ne kaldı? Sıraat Fakültesi Tabii, açtık ön Ahmet Hocamın çabalarıyla. Birçok ön lisans bölümümüz var, e, birçok meslek yüksek okulumuz var. Yani e, arayacakları öğrencilerimizin hemen her bölüm üniversitemizde mevcut Yurt konusunu seçelim. Orada sadece hı hı. tıp öğrencilerine yönelik ayrı bir yurt değil. Hocamın bahsettiği devasa o yurtlar bütün Pamukkale Üniversitelerine kapısı açık. Kesinlikle. Ee, tanıtım günleri devam ediyor mu şu anda? Ediyor. Şu ediyor. anda ediyor ve ee, Ali, ben nasıl hocam? size yayından önce de biraz söz etmiştim. Ee, İsmail Hocam çok da takdir ediyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Öğrenciler her şeyi soruyorlar, Bileşi, bilerek geliyorlar, geliyorlar e, dekan hocayla görüşmek istiyoruz diyorlar. Dekan yardımcılarımız zaten büyük bir özveriyle onlara yardım ediyorlar. Öğretim üyelerimiz e, bir koordinasyon oluşturduk. E, onların her türlü sorularına cevap veriyorlar ve gezmek istiyorlar. Laboratuvarlarımızı geziyorlar, Amfileri, pd odalarını, mesleksel becerileri. Bu çok hoşumuza Harik. gidiyor. Çok bilinçli bir öğrenci kitlesi var artık. Hocam çok kritik bir soru. Şimdi siz Denizli'desiniz. Harika bir şehirdesiniz. Biz de Ankara'dayız. Biz de tabii her gün sabah ben sekiz buçukta hocam binlerce öğrenciyle görüştüm. Halen de devam ediyorum. Ücretsizdir. Bütün ama yüz yüze telefonla çok yani görmeden öğrenci asla e, tıpkı hocalarımın da telefonla muayene yapmayacağı gibi. Biz de görerek sorular cevaplarla ilerliyoruz. Ankara'dasınız biliyoruz. Bize ulaşmak çok kolay. Tamamen sosyal sorumluluk projesi. Hayatımızda hiçbir öğrenciden bir kuruş, bir TL bile almadım. Göğsümü gere gere söylüyorum. Şimdi bana en çok gelen soru hocam. Programın en kritik sorusu. <laughs> Ankara'da biz bunu çok yaşıyoruz. Malum çok kıymetli vakıf üniversitelerimiz var, devlet üniversitelerimiz var. Biz objektif olarak yorumlarımızı yapıyoruz. Sizin de objektifinize inandığım için gönül rahatlığıyla soruyorum. Hocam Ankara'da çok kıymetli üniversiteler var. İşte Hacettepe, Ankara, Gazi, Yıldırım Beyazıt. Buralarda tıp tutmayınca aile meclisi toplanıyor. Bizi de alıyorlar yanına. Ya aile istiyor şehir dışına çıkmasın Ankara'da vakıf ya da İstanbul'da vakıf. İzmir hiç fark etmiyor. Hep aynı psikoloji. Ya da diyorlar ki ya mezuna bırakalım da seniye bir daha girsin. Ama puan da şehir dışında Pamukkale Üniversitesi'ne yetiyor. Çok önemli hocam. Ailelere buradan kendi evladınıza tercih yapıyormuşuz gibi cevap verelim. Ankara'da vakıf mı zorlasınlar? Bazen bütçe yetmiyor, bazen yüzde elli yetmiyor. Yoksa gönül rahatlığıyla şehir dışına gelip Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etsinler mi? Gönül rahatlığıyla şehir dışına gelip kurumsallaşmış, her türlü kuruluyla ve kurallarıyla oturmuş, hastaya dokunabilecekleri, bakın bu çok önemli, bu iki kelimenin altını çiziyorum. Hastaya dokunabilecekleri yani her türlü eğitimi alma imkanları olan fakülteyi tercih etmelerini öneriyorum. Kesinlikle. Burada dipnot hocamın söylediği hasta sayısı, vaka çeşitliliğinin altını çiziyor. Yoksa hocamın zaten arkadaşları da o vakıf üniversitelerinde kesinlikle akademik olarak hiçbir problemi, hiçbir problem yok. Hiç ama problem yok. Bizim de altını çizdiğimiz konu daha çok hastaya dokunan kesinlikle. hekim adayı daha iyi hekim olarak mezun olur. Kesinlikle buna inanıyorum ve hekimlikte bakın hekimlik İsmail Bey diğer branşlardan bir konuda ayrılır. Bu da hekimlik bir usta çırak ilişkisidir, bir sanattır hekimlik. Bu sanatta da hastaya dokunmadan ustanın e, sana öğreteceklerini ustanın eğitimini almadan çok olmuyor ne yazık ki. E, bu iki unsur bir arada işliyor. Evet. Aynı bir tamirhane gibi düşünün. Değil mi hocam? Tam ben size soruyu sorarken e, Zeynep göndermiş. O da iki yıllık anestezi konusunda Ankara'da %50 vakıf mı şehirdi şimdi. Cevabını biz az önce aldık. Onun dışında e, hocam Sağlıkla ilgili hocamız, puanımız tıpa yetmiyor, keşke yetse de Pamukkale Üniversitesi'ne gelsek diyor bir baba, Hayri Bey. Başka hangi bölümleri önerirsiniz? Tıp tutmadı ya hocam, evet. devamında başka hemen, neleri önerirsiniz? Hemen arkasından diş hekimliğimiz var, hemen arkasından sağlık bilimleri fakültemiz var. Biraz önce siz de söylediniz ve size çok katılıyorum. Fizik tedavi... Özellikle fizyoterapi geleceğin en önemli meslek alanlarından Kesinlikle biri öyle. olacak. Ve bizim harika bir fakültemiz var. Bekleriz öğrencimiz. Kesinlikle. Hocam yine buradan soru soracağım ama şeyi bir tekrar yineleyip arada hemen devamına geçiş yapacağım. TUS sınavındaki şu anda yeni açanlar için bir daha sorayım. Üniversiteye öğrencilerin girme sırasıyla çıkma sırası bana göre çok flash bir bilgi. Evet. Siz 69. Onu sıradan giriyorlar. 14. sıradan çıkıyorlar İsmail Hocam. Müthiş bir rakam hocam evet. ya vallahi. Bunu ben yıl içinde. Fakültemle gurur duyuyorum. Evet ben de yıl içindeki seminerlerimde direkt Pamukkale Üniversitesi'ni slaytta bir yer ayıracağım. Bu rakamları vereceğim hocam. Hocam doktor olmadan önce hasta yakın evet. ol projesi. Bu, bu, Nedir bu hocam müthiş bu? bir proje. Bu şimdi Burada böyle... şimdi hakkını yemeyelim rektör hocamın yine büyük bir katkısı var. Bizim e, iletişim becerileri komitemiz de empati üzerine çalışırdı. Yani empati bizim tıp fakültemizde kurulduğu günden beri verilen bir eğitim modelidir. Ama e, rektör hocamızın geliştirdiği bu yeni model e, müthiş bir e, kapı açtı. Hepimize kapı açtı. Bir psikiyatrist olarak bana da kapı açtı. Şimdi bu öğrencilerimiz henüz hiç hasta ile karşılaşmamış öğrencilerimiz. Ve biz onlara diyoruz ki... Kaçıncı sınıf öğrenciler için? Bir, iki ve üçler. Yani e, temel bölümler. Yani preklinikler öyle söyleyeyim. Daha hastaya hiç dokunmayan. Hastaya hast hiç dokunmayan hekim adayları. Hekim adayları bunlara e, biz... E, ...bilir düzeyinden, empatiyi bilir düzeyinden... ...yapar düzeyine e, ulaştırma amacını güdüyoruz. Ve diyoruz ki... ...hasta yakını olarak... Neler yaşayacağını gör, bununla ilgili deneyimlerini bir raporla, sadece bir e, nitel sonuç istemiyoruz, empati düzeylerini ölçüyoruz nitel olarak. Ama aynı zamanda onların yazacakları raporları da bir nicel rapor olarak değerlendiriyoruz ve başladıkları anla daha sonraki süreçte geldikleri noktayı karşılaştırıyoruz ve bunu da bir e, çalışma olarak. E, yayınlayacağız İsmail Bey. İşte, çok büyük. çok hoş bir çalışma çok hoş da olacak. Hatta e, bu ve çalışmanın içine ...keşke Psikoloji bölümü Tabii tabii hocalar, ben varım bizde. Işte, evet onlarla ilgili hocam tabii. bu direkt Avrupa Birliği projesi biliyor musunuz? E, vallahi e, biz de bunu e, zaten bir e, ödüle gönderdik. İş, öyle mi? Evet. Ha, ne güzel valla... tevafuk <laughs> e, olmuş. Evet. Hocam sıralamam 22859 Ülkü Sarıdal öğrenci adayınız. Gelme ihtimali yüzde kaçtır? Hocamız orada bırakmayayım sevgili Ülkü Bunu öğrenmenin yolu Pamukkale Üniversitesi'nin Birinci sırayı yazdığın zaman inşallah sonucu da bizimle paylaş Ben de burada televizyonda Ülkü de benim yanıma gelsin ha. Ve bana ben programda bu soruyu sormuştum diye evet. söylesin Hoş geldin kahvesi de sizden evet, olsun Lütfen Sevgili Ülkü duydun randevun hazır hı hı. E, Rektör hocam da zaten Kütüphanede geceleri çorbayı hazırlattı <laughs> Süper e, Hocam Bir başka konu Az önceki vakıf öğrencileriyle vakıf seçeceklerle devlet tıp seçecek önemli soruyu cevapladık. Bir başka önemli soruyu da Sefa göndermiş. Hocam ülkeyi hani coğrafi olarak ayırmak Hı -hı. anlamında değil ama puansal anlamda ya da üst sıralarda tıp tutmuyorsa öğrenciler genelde alt sıralarda tıp yerine üst sıralardaki dişleri yani Orta Anadolu'da işte Ankara, Eskişehir, Selçuk ben böyle örneklendireyim. Ankara, Eskişehir, Konya'da tıp tutmuyorsa, Denizli'de tıp tutmuyorsa, dişi daha böyle işte hı hı. Cumhuriyet, ne bileyim Malatya gibi bölgelerde diş yazacağına yani tıp tutuyor gitmek yerine yine büyük şehirlerde diş yazıyorlar hocam. Bu konuyla ilgili öğrencilere var mı bir tavsiye? Şunu edin. söyleyeceğim, ikisi farklı disiplinler. Şimdi diş hekimliği bambaşka bir alan. Tıp fakültesi ya da tıp hekimliği bambaşka bir alan. Ee, yani bu bir e, istek meselesidir. E, kişinin dişle, ağız sağlığıyla olan e, ilişkisi ve oraya yönelik ilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben burada tutmuyorsa diye değil, ben bunu istiyorum diye yazılmasını önemsiyorum. Harika. Teşekkür ederiz. Yavuz Kayra, deprem bölgesinde olmayan tıp fakültelerini sıralaması öne çeker mi? Kritik ve güzel bir soru sevgili Yavuz. Ee, geçen yılki o bilgisayar ve yazılım mühendisi fırtınası bu yılda devam ediyor. Yani gelen her 10 öğrencinin yaklaşık 6 ile 7 civar Ankara bazlı tabii ben tercih yaptığım öğrencileri söyleyeyim. Kız erkek öğrenci ayrımı yapmadan genelde yine aynı mühendislik devam ediyor. Ama deprem bölgesindeki toplam kontenjanı eğer hani oraya herkesin gitmekten vazgeçeceğini zannedip de diğer üniversitelerin yükseleceğini söylemek yanlış olur. Ama geçen yıl biliyorsunuz tıp fakülteleri toptan bir esnedi. Mühendislikler yükseldi. Tarihte ilk defa bilgisayar mühendislikleri tıpın üstüne çıktı. Bu yıl yine mühendisliklere ilgi artacak ama puanların gerilemesinden dolayı bir psikolojik algı olacağını ben öngörüyorum ve bence tıplarda yukarıya doğru tekrar tırmanış bu yıl olacak. Yani bu 3-4 yıl sürmez. Bu yıl hemen geri yukarı çıkacak. Tercihini ona göre yap sevgili öğrencimiz. Ee, hocam tam bu bölümde soru sormuyorum neden Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi demiş olayım Öğrenci adaylarınıza sevgili onların ailelerine neden sizi seçmeleri gerektiğini buyurun evet. açıklayın ee, Sevgili öğrenciler sevgili aileler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'de probleme dayanı öğrenim sisteminin uygulandığı yegane fakültedir bu sistem öğrenciyi aktif bir şekilde öğrenmeye iter ve bu öğrencinin ezberleyerek değil, sentezleyerek, analiz ederek öğrenmesini ve sağlam adımlarla mesleğe hazırlanmasını sağlar. Bunun da karşılığını hem TUS başarısında hem de öğrencilerimizin sahaya çıktıklarında verdikleri geri bildirimlerle biz çok rahat alıyoruz. Ben bizim öğrencilerimizin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını e, her defasında teyit ediyorum ve e, öğrencileri de e, Üniversiteme, tıp fakülteme bekliyorum. Bu eğitim sistemiyle tanışmalarını istiyor. istiyorum. İnşallah. Çok e, mutlu olacağım. Evet. Bir ufacık bir şey ekleyeyim. Lütfen. E, bizim e, Antalya Tıp Fakültesi dekanımızın oğlu da benim öğrencim. Aa, evet e, ve bu e, Antalya Tıp Fakültesi dekanımız da tıp eğitimcisidir. Ve bizim bu sistemimiz nedeniyle, e, tıp fakültemize e, evladını göndermiştir. Ya o da en büyük aslında e, Bu referans. önemli bir referans. E, kesinlikle. Peki hocam fakültenizin Hı. Erasmus, Farabi, Mevlana hareketliliği. Bununla e, ilgili. Evet. Çünkü e, genelde hep diğer fakültelerde evet. bu çok sorulur da tıp okuyacak adamı kafada şey vardır. Ya zaten TUS'a hazırlanacağım. Hı -hı. Ne gerek var? Niye gideyim filan. Burada durum ne hocam? Burada da oldukça iyi durumdayız. Her üç programda da çok geniş bir ee, ağımız var, ee, 192 bölümle anlaşmamız var ve 97 tıp fakültesiyle anlaşmamız var. Hollanda, Polonya, İtalya gibi e, iyi e, ülkelerin tıp fakülteleriyle anlaşmalarımız var. Birçok öğrencimiz gitmektedirler. Biz de öğrenci kabul etmekteyiz. Örneğin bu sene İtalya'dan öğrencilerim olacak. Öyle mi? Önce şunu sorayım, bu Hı. yurt dışına gidiyor olmak aslında şunun da bir göstergesi, bizim buradaki Hı. Pamukkale tıptaki bizim eğitimimizin, müfredatımızın orayla da örtüştüğünün evet. bir ispatı. Evet. Zaten yeterlilikleri tabii ki, karşılaştırıyoruz. Tabii ki. Bir ee, koordinatörlüğümüz var. Ee, dış e, ilişkiler koordinatörlüğü. Onlar bağlantıları kuruyorlar ve e, öğrencilerimiz gidiyorlar yeterli. ve öğrenciler geliyorlar. İtalya dediğiniz son dönemde enteresan şekilde İtalya'da tıp eğitimiyle ilgili bana çokça soru geliyor. Evet. Yurt dışında hocam tıp okuyup Türkiye'ye gelmek konusunda da bir tersine gelişti Öyle söz bir konusu. Şey de var. Evet. Bizim öğrencilerimiz de malum tıp Hı -hı. eğitimimizin kalitesinden dolayı Hı -hı. bolca yurt dışına gidiyor olması da var. Hı -hı. E, hocam birazcık da sayılarla tıp fakültesi diyelim. Yatak sayısı evet. az önce 850, 850. yataklı evet. dedik. Toplam kaç öğrenci alınacak bu yıl hocam? Onu da söylemiş ee, olalım. Evet. Genelde e, biz 240 öğrenci diye açıyoruz ama biliyorsunuz birinci kontenjanları var, özel tabii, öğrenci tabii. kontenjanları var. 316 idi geçen sene İsmail 316. hocam. Bu sene de bu civarlarda bekliyoruz. Peki hocam bu kadar yoğun geçen bir eğitimin içinde öğrencinin sosyal kültürel, aa bu çok asıl önemli. bence bir Tabii. tıp fakültesi için şimdi en kritik soru. şimdi e, yine çok önemli bir şey söyleyeceğim Bu burada, burada da tekiz bizim üniversite olarak antik şehri olan tek üniversiteyiz. Laodikya antik şehrinin. E, antik kentinin e, tüm kazı çalışmaları üniversitemiz cemiyetidir. Hayır, e, yani, çok yakını bir... ama üniversite yapıyor bu evet, kazıyı. Evet, üniversite yapıyor ve orada orası bir yaşayan antik kenttir. E, biraz önce size yine programdan önce anlatmıştım. Örneğin e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konserleri antik kent tiyatrosunda olur ve bütün öğrencilerimiz oraya giderler, katılırlar antik kent yaşayan bir antik kent ve bununla ilgili farklı projelerimiz de var gelecekte. Hocam. Mesela hoş geldin'i antik kentte yapmayı düşünüyoruz. Öyle mi? Harika. Evet. Onun Empati dışında... projesini konuştuk mu hocam az evet. önce? Şimdi evet. Biraz önce programımızın aktarmış. en önemli takiplerinden Sayın Rektör Hocam programı izliyor tabii. Kendisine <laughs> selamlarımızı iletiyoruz. Hocam en zor soruları size değil sevgili hocama soruyorum. Bir sonraki programda ama sıra sizde bilginiz olsun diyeyim. Empati projesini ayrıntılarıyla anlattım evet. ve çok önemsediğimiz bir proje. Değil mi hocam? Ne kadar önemli. Ee, onun dışında bizim altı e, kulübümüz var. Tıp fakültesinin sadece. Çok aktif kulüpler bunlar. Avrupa e, öğrencileri topluluğu, tiyatro topluluğu, müzik topluluğu. E, bunlar sürekli e, aktivitelerini ya gerçekleştirirler. Çünkü yeterli altyapımız da var, salonlarımız var. Kongre Kültür Merkezimiz var bir tane üniversite içinde artı üniversiteye çok yakın mesafede Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi var ki Türkiye'nin ilk 3 kongre kültür merkezinden biri olabilir. 5000 kişilik, 2000 kişilik, 2000 kişilik 3 dev salon ve çok hoş salonlar ve birçok küçük salon bir sürü aktivitenin yapılabildiği merkezler. Ee, onun dışında zaten şehrin içinde. Onu soracağım He. hocam bir de onunla ilgili soru var. Ee, Sayın Rektörümüzü sormuştum ama denizi bilmiyor tabii bizim Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in e, evlatları. Kampüs merkezi ile şehir merkezi yakınlığı uzaklığı İç içe. Hani <laughs> şehir <laughs> böyle ortasında 20 kaldı kilometre, kampüs. 30 kilometre Hayır. gitme gibi durum yok. Hayır. Hel o hele hele hala... Kınıklı'da yaşayanlar için yürüme mesafesi. Harika. Ee, hocam peki laboratuvarlar? Laboratuvarlarımızda Bence çok en, iddialı olduğumuz evet. bir alan, ee, çok gelişmiş mesleksel beceri laboratuvarlarımız var. Zaten aktif eğitim için olmazsa olmaz koşuldur maketlerimiz. Kadavra laboratuvarımızın ne kadar iyi olduğundan söz etmiştim. Onun dışında mikroskobi laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, öğrencilerimizin bilgisayarla ilişkisini de çok önemsiyoruz. Çünkü teknoloji bilgisayarı gerektiriyor. Bir Biliyorsunuz yapay zekayı evet, konuşmaya başladık. Par evet parantez açacağım. Şimdi hı hı. E iki sorum var. Birincisi şu hocam. Yani bu kadar öğrenciler mühendisliğe merak salarken onlardan da muhtemelen tıp alanına geçiş yapacak öğrenciler vardır. Akıllı ilaçlar, Kesinlikle. biyomedikal mühendisleri yine. Tabii. Ee, bu soruyu da mühendislik seçecekler için sorayım hocam. Ee, tıp fakültesinin en çok ihtiyaç duyduğu ya da yan yana ortak çalıştığı mühendislik bilimleri hangileri hocam? E yani tabii ki teknoloji yani elektrik çok elektronik elektrik, gibi bilgisayar gibi bilgisayar tabii. tabii ki. Bütün o görüntüleme ee, sistemlerinin arkasında ki, tabii onlar ki, var. Tabii ki onlarsız olmaz. Hele hele gelecekte yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı bir dünyada iletişim sistemleri çok öne çıkacaktır. Özellikle yazılımlar, yazılım programları çok öncelikli olacaktır. Peki branş bazında konuşacak olursak hocam hani az önce FTR fizik tedavi biz önümüzdeki 10 yıldan sonrası için Şimdi popülerlik... burada kendime yönteyim mi İsmail Bey? <laughs> Lütfen hocam <laughs> e, Psikiyatri diyorum tabii ki Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi diyorum Geleceğin çok önemli branşları olacaktır e, Dermatoloji, göz, plastik cerrahi bunlar popülerliğini koruyorlar Halk sağlığı, radyoloji, mizekim... kardiyoloji bunlar yine popülerliklerini koruyorlar e, İsmail Bey insan var olduğu müddetçe e, sağlık sistemleri de var olacak Kesinlikle şu. hocam çok güzel bir cevap geldi. Hocam hemen öğrencilerin sorularını da bir yandan cevaplayayım. Ee, çok özür hocam. Şöyle hemen bir de anne babalar soruyor. Şimdi siz anlattıkça onlar çocukları <laughs> ekran başında onların yerine de sorular soruyor. Evet okul birinciliği ile ilgili soruyu az önce cevaplamıştık. Muhakkak değerlendirin ama 24 tercihin belli bir oranda. 6 tanenin yukarısına çıkmayın. Ee, Hocam diğer fakültelerle ilgili de sorular var. Hocamız mühendislik fakültesinde önerir mi diyor? Kesinlikle. Özellikle bizim tekstil mühendisi biliyorsunuz denizli bir tekstilken. Evet kesinlikle tabii hocam. Tabii ki e, öneririm. Elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği. yani Bütün mühendislik alanlarında oldukça başarılı işler yapıyor e, arkadaşlarımız. Onun dışında mesela bizim iktisat fakültemiz. New York Devlet Üniversitesi ile işbirliği evet, protokolü yaptı. İki yılı bizde, iki yılı onlarda ve sonuçta her iki üniversitenin diplomasını alıyorlar. Çok kıymetli. Ve bu İngilizce çok eğitim kıymetli zaten, tabii ki. Mi? Tabii ki çok kıymetli. Burada iktisat Fakültemizde anmak isterim. Hocam Ersan Cömert. E, hocam iki yıllık eğitimler ve tercih edilen bölümler hakkında bilgi yani 2 yıllık yine önereceğinizi başka bir baba oğlu adına ya soruyor. Ya işte Onu biraz önce de söyledim. ATT çok önemli. Özellikle bu ilk yardım konusunda acil tıp teknisyenleri e, çok ciddi ihtiyaç olunan bir alan. Tıbbi sekreterlik çok ciddi ihtiyaç olunan bir alan. Radyoloji teknikerliği, fizik tedavi teknikerliği e, bunlar e, ihtiyaç olunan alanlar bu alanları önemsiyor. Dilek sormuş deprem bölgesi öğrencisi sevgili Dilek deprem bölgesindeki 16 üniversiteyle ilgili size ek kontenjan tanındı. 33 bindeysen 20-24 bin aralığından ve 24-28 aralığından ikişer üçer tane özellikle tercih yaptıktan sonra 28'den geriye doğru gidip olabildiğince gidip tabii ki en son tıplara kadar tercihini yaparsın ama Pamukkale Üniversitesi ve diğer üniversitelerde deprem bölgesiyle ilgili ek kontenjan yok. Sadece deprem bölgesindeki üniversitelerde var. Ee, hocam maşallah gayet reyting yüksek. Ee, ön lisans var, lisans soruları var hocam. Son programın da sonlarına geliyoruz. Ben yine bir size pas vereyim. Buyurun. Unuttuğumuz bir konu olabilir, altını çizeceğimiz bir konu olabilir. Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Tabii ki şehir konuşmadık. Ee, bizim üniversitemizin bir önemli özelliği de Spor alanlarının çokluğu ve sportif faaliyetlerin yoğunluğu. Harika hocam. Iyiydi. Bizim müthiş olimpik bir yüzme havuzumuz var kapalı. Bütün öğrencilerimizin yararlanabildiği. Yine bir kapalı spor merkezimiz var. Her türlü imkanın olduğu. Çok büyük bir kapalı basketbol, voleybol salonumuz var. Kapalı bir spor salonu. Açık. Kortlarımız var, açık futbol sahalarımız var. Onun dışında teknofestte tabii ara ki teknofestte biz e, her sene büyük ödüller alarak dönüyoruz. E, yine mesela paraşüt takımımız var, çok iyi çalışıyorlar e, motocross takımımız var. Yani her alanda e, uğraş veren e, sportif faaliyetlerle ilgili öğrencilerimiz her alanda uğraşabilirler. Ve gerçekten de e, çok geldiklerinde göreceklerdir e, son derece gelişmiş imkanlara sahip bu saydığın tesisler. Teşekkürler. 45 binde diş hekimliği için şansınız az olmakla birlikte muhakkak yazın. Çünkü... E, bir şey kaybetmeyeceksiniz ama önemli olan diş ilkiminden sonra neler yazarsınız onu da muhakkak efendim unutmayınız. Hocam diş protez teknolojisini hocamız yani iki yıllık dişle ilgili bölümleri tavsiye eder mi diyor bir ederim izleyici. Tabii ki ederim ve kesinlikle eğer ön lisans programlarına gideceklerse diş protez teknisyenliğinin de eğer ilgi alanlarındaysa çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Vallahi o kadar çok diğer bölümlerle ilgili Hı. soru var ki... ...ben sizi de çok zorda bırakmamak için sormuyorum ama... Evet. ...buradan şunu görüyoruz. Demek ki sevgili Ahmet Hocamız, Sayın Rektörümüz... ...dekanlarımızı bize hukukla ilgili çokça soru var. Pamukkale Hukuk Çift Anadolu imkanları nelerdir? Ahmet sormuş. Hocamıza sormuyorum. Yanlış bir cevap evet, çünkü almayalım. Hukuk hocamı. fakültesiyle evet. ilgili ayrıntılı bilgiye ama sahip Ama Pamukkale Üniversitesi'nin web sayfasından... Evet, ...aday öğrenci öyle. sayfasından, öğrenci işlerinden... ...bütün bilgilere erişebilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi... ...hocam tam web sitesinde sizden almış olalım... ...pamukkale.edu.tr ...tr... ...efendim Pamukkale Üniversitesi... ...web sayfasından... ...oradaki arkadaşlar ki... ...onlar da telefonla da bilgi veriyorlar... Orada tanıtım günleri de var. Tabii, tabii. E, Aday öğrenci sayfasını Arayabilirler muhakkak, Değil mi hocam? Fakültesini arayabilirler. Onlara mutlak surette istedikleri. Hocalarımızın e-mailleri e yine tabii web ki sayfasında web var. Web sayfasında var. Telefonları var. Ulaşabilirler. Tabii siz bugün açık ara öndesiniz şimdi tıp fakültesi. Evet. Diğer hocalarımıza da. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Selam. Sayın rektörümüze kıymetli hocama saygılarımızı Kesinlikle. iletiyoruz. Rektörümüzün de size saygıları, sevgileri var ve sizi Denizli'de bekliyorlar. Geliyoruz Zaten hocam. sözünüz var. Söz var. Sözü evet. verdik. Evet. Eylül Hanıma da Pamukkale Üniversitesi adına verdiği destekten yayın öncesinde evet. görüntülerin gelmesi, hocaların koordinasyonu için. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyoya Bonus Hocam geldi. Saat başında efendim biz Bonus Hoca ile yine sizden gelen soruları alacağız. Hocam şeref verdiniz. Sizi çok tanımak teşekkür. çok o keyifliydi. Her zaman görüşeceğiz. Yıl içinde teşekkür de ben de sizden söz istiyorum. Bekliyorum. Geleceğim hocam. Sağ tamam Anlaştık. Efendim Genç vizyon programına şimdi kısa bir ara ama saat başında dolu dolu konuşuyor olacağız. Yine çok kıymetli bir konumuz olacak. Kısa bir ara az sonra birlikteyiz. Orta Doğulular Eğitim Kurumları Genç Vizyonu sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.